Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bazı özel fonksiyonların kuvvet serilerini göreceğiz ve analitik fonksiyon kavramını tanımlayacağız. Videoya başlayalım. Bu video e, biraz daha teorik ağırlıklı ama bu videodaki kavramları da bilmemizde fayda var. Şimdi analitik fonksiyon ne demek inceleyelim. Eğer f fonksiyonu şöyle bir kuvvet serisi olsun, serisinin x eşittir x 0 civarında pozitif bir yakınsaklık yarıçapı var ise, yani bazen yakınsaklık yarıçapı 0 çıkabiliyor ama pozitif bir yakınsaklık yarıçapı var ise bu fonksiyona x eşittir x 0 civarında analitiktir denir. Yani bir noktanın civarında analitiklikten bahsediyoruz. Yani bir kümede analitiklikten bahsediyoruz. Burada bazı özel fonksiyonların açılımları var. Kuvvet serisi açılımları. Şunu zaten biz göstermiştik. 1 bölü 1 eksi x'in e, kuvvet serisi açılımı bu şekildedir. Burada e üzeri x'im var. Hani bunları bilmekte fayda var arkadaşlar. e üzeri x dediğim şey nasıl yazılabiliyor? x üzeri n bölü n faktöriyelin serisi şeklinde. Sinüs x fonksiyonu, kosinüs x fonksiyonu. E, bu şöyle aklınızda kalabilir. Sinüs fonksiyonu ve kosinüs fonksiyonu için. Sinüs fonksiyonu nasıl bir fonksiyondu arkadaşlar? Şöyle bir grafiği vardı değil mi? Tek fonksiyon. Tek fonksiyonsa şuradaki şeyler tek olarak alınacak. Kosinüs fonksiyonu nasıldı? Kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondu. E çiftse buradakilerin de çift olduğunu göz önünde bulundurmam gerekiyor. Yani aklınızda böyle kalabilir. Diğer şeyler zaten benzer. Eksi bir üzerenler var. Faktöriyeller de böyle. Benzer şekilde bunu da aslında sinüsü biliyorsanız türevini aldığınızda kosinüsü elde edebilirsiniz. Ya da sinüsü biliyorsanız integralini aldığınızda eksi kosinüsü elde edip oradan da kosinüse geçebilirsiniz. Benzer şekilde eksi elen 1 eksi x'in de e, kuvvet serisi açılımı bu şekilde oldu. Şimdi bazı bilgilerimiz var onlara bakalım. F fonksiyonu x 0 civarında analitik ise x 0'ın bir komşuluğunda türevlenebilirdir. Yani fonksiyon burada analitik mi? O zaman bir komşuluk bulabilirim ki fonksiyon buradaki bütün değerler için türevlenebilir. Yani fonksiyon analitik ise türevlenebilirdir. Fakat bunun tersi her zaman doğru olmayabilir. Yani türevlenebilirse analitik olmak zorunda değil. Bunu kaldıralım. B fonksiyonu x0 noktasında analitik ise türev fonksiyonu da x0 noktasında analitiktir. Süper bir şey. Bir fonksiyon analitikse türevini aldığımızda o fonksiyon da analitik oluyor. Dolayısıyla bunu tekrar edersek şimdi bu fonksiyon analitikse türevi analitik. Şimdi bakıyorum bu fonksiyon analitikse o zaman bunun türevi yani ikinci türevi de analitik bu şekilde devam edersek bütün türevlerin de analitik olduğunu görebilirim. Peki buradan neyi yakalamak istiyoruz? Asıl amacımız ne? Şimdi arkadaşlar bakalım. fx fonksiyonu şöyle bir kuvvet serisi ne sahip olsun. Bunun açık açık yazılımı bu şekildedir. Türev fonksiyonuna bakalım. Terim terime türev alacağız değil mi? Buradaki n başa geçiyor. Şöyle büyük şeyle göstereyim. Şuradaki n başa geçiyor. İndiste bir kayı unutmayalım. Bunun açılımı da veya şu sağ taraftan da türev alabilirsiniz. A0'ın türevi 0. A1 çarpı x eksi x0'ın türevi A1. Buradaki 2 başa geçiyor. 2 çarpı a2 çarpı x eksi 0 bu şekilde oldu. Sonra ikinci türevi alalım. Yani bir daha buranın türevini alalım. Bir daha buranın türevini alırsanız şu şekilde bir açılıma sahip olursunuz. Bakın ikinci türevde 2 iki tane 0 var. 2 a2'den başlıyor. Anıncı türeve geldiğimizde buradaki sağ taraf yerine şu ortadan genel bir formül elde edecek olursak İkinci türevde 2'den başlıyor. Birinci türevde 1'den başlıyor. O zaman kanuncu türevde k'dan başlayacak. Sonsuza gidecek. Bak burada 2'ye ikiye, ikiye geldiğimde n çarpı n eksi 1 var. 1'e geldiğimde n var. Demek ki k'ya geldiğimde n çarpı n eksi 1 çarpı nokta nokta. n eksi k'ya değil de onun bir fazla yani bir öncesine gelecek. Buraya kadar geldi bu. Yani kanuncu türevde de şöyle bir açılım mevcut. Şimdi arkadaşlar burada şuna bakacağız. Diğer sayfamıza geçelim hani bir konuyla bağdaştırmak istiyorum. Burada x yerine x0 yazarsan. Yani şurada mesela x yerine x0 yazarsak şunların hepsi gider değil mi? Sadece ne kalır? a0 kalır. Burada x yerine x0 yazarsak şuradakilerin hepsi gider. Ne kalır? Şey pardon. Şuradaki de gider. Ne kalır? A1 kalır. X yerine x0 yazarsak şuradakilerin hepsi gider. Ne kalır? Buradaki arkadaş kalır. X yerine X0 yazarsak burada da aynı şeyi söyleyeceğiz. Şimdi gelelim. Ne oluyormuş? X yerine X0 yazarsak Fx0 A0. F'in türevinde X0 A1. F'in ikinci türevinde X0 2A2. F'in J'nin türevinde X0 ne olacak? J faktörel çarpı AJ. Şimdi bak çok iyi izle burayı. Burasını aldım. J faktörel çarpı AJ neye eşitmiş? Buna e sen buradan AJ'yi çekmek istersen yani J faktöriyeli bunun altına almak istersen ne elde ediyorsun? AJ dediğimiz şey F'in J'nin C türevinde X0 bölü J faktöriyel oldu. Bu ise neye benziyor? Taylor kat sayısına benzemiyor mu arkadaşlar? Yani buradaki kuvvet serisini hani biz bu eşittir bir fonksiyon demiştik ya bir fonksiyona eşit demiştik. Buradaki AN'leri bu fonksiyonun cinsinden hemen belirleyebiliyorsun. Buradaki AN'ler neymiş? f'nin n'inci nin türevinde x0 bölü n faktöriyelden başkası değil. Aslında bu da daha önceden belki görmüşsünüzdür arkadaşlar. x0 noktasında buradaki fonksiyonun Taylor açılımı oluyor. Yani buradan şu görülebilir. İşte asıl bitirici notumuz bu. Nasıl elde edildiğine bakılmaksızın x0'ın herhangi bir komşuluğundaki bir fonksiyona yakınsayan herhangi bir kuvvet serisi, kuvvet serisini nasıl elde ettiğin önemli değil. Kesinlikle o fonksiyonun gördüğünüz gibi buradaki Taylor serisi olmak zorunda. Yani hangi yoldan elde edersen et buraya çıkmak zorundasın. Yani buradaki an katsayıları kesinlikle tek türlü olarak buradaki f f'nin n'inci türevinde x0/n bölü faktöriyel yani olarak belirli oluyor. Evet, buradan e, buraya bağlamak istemiştim arkadaşlar. E, kuvvet serileriyle alakalı yeterince özellik gördük. Bir sonraki videomuzda artık diferansiyel denklemlerin seri yöntemiyle çözümünü göreceğiz. Buraya kadar önemli kısımları zaten ben hem notlarda da yazdım hem de e, sözel olarak size aktardım. O kısımları dikkat edersek seri yöntemiyle alakalı çözümde herhangi bir probleminizin olmayacağını düşünüyorum. Bu videomuz bu kadardı. İleriki ve son konu anlatım videosunda görüşmek üzere.